Selamünaleyküm. Selam. Mahmut'la çalışacak mısın? Çalışacağım, hazırlık yapıyoruz. Hangi camiyi tamir ediyor? Şehzadebaşı. İyi. Selamünaleyküm. Aleykümselam, sağ olun. Oğlum, önlüğünü çıkar. Senin önlüğünü üstünü başını yıkamaktan usandım artık. Hayırlı işler Hamit Usta. Sağ ol Meryem Bacı. Ben senin nereden bacın oluyorum? Şu haline bak. Herkesi bacı göre göre sefalete düştün ayol. Bu çocukların ne işi var burada? Nereye bırakayım? Bilmem. Al, bunlar yapılacak. Hesaplı olsun. Her şey pahalı. Malzemeyi alırım da işçiliği biraz düşük tutarım. Yarın pençe yapalım ama belli olur. Olsun, ne yapayım? Kaçı olur? Hepsi 20 olur. Aa, ne yapıyorsun ayol? Yeni fiyatına mı yapacaksın? Nerede? Senin için bu fiyat. 10 olsun, 10. Kurtarmaz mı bacı? Bacı deyip durma. Hadi hadi, kurtarır. Şunun şurasında komşuyuz. Olsun bakalım. Çocukların perişan halde Hamit Efendi. Evlen. Sobanı yakan yok. Bir sıcak çorba yapan yok. Evin silinip süpürülmez. Çamaşır bulaşık derdi ayrı. Evlen. Kısmet be. Ne zamana olur? Pek olacağı yok gibi. Ayakkabı diyorum ben ayol. Cuma'ya al. Geç. Perşembe düğüne gideceğiz. Peki, perşembe olsun. Hadi iyi günler. Sağ olun, iyi günler. Ne oldu kızım? Sobayı ben yakarım. Çorba da yaparım. Merak etme kızım. Sizi üvey ana getirmeyeceğim. Kızım, hanım nerede? Çıktı, bilmiyorum efendim. Bak, bunları da indir. Tozlanmış bunlar. İyice temizle. Peki efendim. Hazırlıklarını kısa zamanda bitiresin ha Cemal. İskeleler kurulmuştur. Mahalleden yıllardır bu kadar uzak kalmamıştım. İş dur da. Öyle de 1,5 senede dükkan körelir. Arada uğrayacaksın elbet. Cemal abi. Münir abi ölecek. Ne diyorsun Tekin? Ula o ne biçim laf? Ne oldu Tekin? Yatıyor. Aptala malum olurmuş. Allah söyletmesin buna. Ağzından gel alsın Mahmut. Evde mi dur? Evde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu, neyi var acaba? Bilmem ki. Niye erken geldin? Bulamadım kimseyi. Kızım, gel bakayım buraya. Buyurun efendim. Topla pılını pırtını. Ben ne yaptım? Dul bir kadınsın. Evimde dul bir kadın istemiyorum. Hadi bakayım, hadi. Benim dulluğumun size ne zararı var? Hem dul olduğumu daha önce de biliyordunuz. Hadi kızım, hadi. Daha önce önemsemiyordum. Şimdi istemiyorum. Orada. Geçmiş olsun benim. Ulan ne oldu? Niye yataysın sen? İyi değilim ben. 3 gündür yatıyormuş. Hiç haberimiz olmadı. Gerçekten kötü Cemal. Vasiyette bulunuyor. Ölse cesedi kokacak. Ağzını hayra. Ulan hayır mayrı var mıdır bunun? Yalan mıdır? Buna bir kari bulalım. Emir de burada yok. Bir doktor bulayım. İyi olur, iyi. Sobayı mı yakıyorsun? Yak
yakamadım abi. Yanmadı. Öyle olmaz ki kızım. Altını incelerden koyacağız. Banyoda gaz var, onu da getir. Bidonu yerine götür, şimdi yana. Babam üvey anne almayacak değil mi abi? Niye? Sobayı biz yakıyoruz. Ne ilgisi var şimdi bunun? O kadın dedi ya. Hadi gazı götür yerine. Kaç gündür bir şey yemiyorsun? Yiyemiyorum. Yiyemiyorsun. Çünkü mideni şütmüşsün. 3-5 gündür bir şey yememiş bu. Doğru mu? Fazla. Allah Allah. Buyur. Grip, mide üşütmesi, bir de yemeden içmeden kesilince halsiz düştü. Bizi ne kadar korkuttu bilseniz. Heberelim bu herifi Deyrum. Beni dinleyen yoktur da. Hadi bu kadarlıkla geçmiş olsun. Hı? Yiyebileceği bir şeyler getirin. Yemem. Yemem yok. Zorla da olsa yiyeceksin. Güya komşuyuz. Ölse gitse haberimiz olmayacak. Bu ilaçları alın. Biraz da kuru üzüm yedirsek nasıl olur acaba? Üzüm de neymiş bu? Al oradan bir çula hamsi. Bak bakalım nasıl kalkar yaya. Hadi Tekin, bakkala git, bir kilo üzüm al. Sonra eczaneye uğra, bu ilaçları al. Tamam mı? Dur. Ne yapacaksın söyle bakalım. İzzanede uzum alacağım. Ula bu mu becerecek bu işi? Hadi kalkın da bal yağ gibi bir şeyler alalım hadi. İyi olur iyi. Hadi çabuk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buyur. Kalk da şunu içmeye çalış. Ben geç kaldım. Ben de yolda atıştırayım. Yolda bir şey yenmez oğlum. Televizyonda göre göre siz de yabancılara hevesleniyorsunuz. Bir kadın var, iyi biri. Temizliğe gelecek. Sana söyleyeyim de. Ne temizlikçisi? Sizin elleriniz armut mu topluyor? Artık Zehra'dan hayır yok, ne yapayım? Koskoca ev baba. Annem yalnız başına yetişemez. Yetişebildiği kadar. O değil de iyi bir kadın. Biliyorsun ki Cemal, seninle evlenmeden annemin evinde de gündelikçi kadın gelirdi. Ben kalktım. Neyse. Bunda ne var bu kadar büyütülecek baba? Vereceğimiz ne ki? Mesele vereceğimiz değil ki kızım. Biz el emeğiyle geçimini sağlayan insanlardınız. O insanlardan duygu olarak da kopamayız. Ben başka yerdeyim. Bak. Buraya bak. Değil. Kafasında ağaç çıkmış, kafasında ağaç çıkmış. Ağaç değil onlar, boynu. Böyle gelin, bak bunlar kartal. Bak baba da var. Bunlar adamı yer be. Beni de yer mi? Beni de yer mi? Sen adam değil misin? Bilmem. Maymunlar var burada. Al.
Şunlara bak. Korktum, korktum. Korkma. Bak kafes var, çıkamazlar. Sırayla gidelim. Bak bunlar da tehlikeli. Beni girme, beni girme. Onlar tavukları, civcivleri yer. Kuşları da yerler. Gidelim, gidelim. Şu tarafta benim kuşlardan var. Hadi o tarafa gidelim. Hadi, hadi. Sema. Kızım şu abinin önlüğünü de getir. Sema. Bir şey mi oldu kızım? Ne yapıyorsun kızım? Devrildi. Bir yerine dökülme değil mi? Sen yapamazsın. Canım makarna istediyse niye bana söylemiyorsun be kızım? Yemekleri ben yaparım. Buraya anne getirme. Kızımın düşündüğü şeye bak. Getirmeyeceğim. Getirmeyeceğim. Merak etme. Neredesin sen? Tekin. Ayıkta olacaksın. Büyüdükçe serserileşiyorsun adam olacak yerde. Hadi ben de geç gelseydim. Bir kardeşim var diye düşündüğün yok. Kolay gelsin. Ah, buyurun Kadriye Hanım. Ütü mü yapıyordunuz? Evet, şöyle buyurun. Bir konuşalım dedim. Siz neler koymuştunuz? İşte bir eve ne lazımsa. Lazım olanları ikişer ikişer koymayalım. Bizde ocak tüp var. Siz koymayın. Ah, o iyi oldu. Ev nasılmış Mini? İki odası varmış. Bize yeter. Hı-hı. Altta ev sahibi oturuyormuş. Yaşlı bir kadınmış galiba. Babam iyi bir insan diyor. Oralar çok soğukmuş. 2-3 soba koyalım. Erzurum bu Kadriye teyze. Soğuğu meşhurdur. Ben de soğuğu hiç sevmem. Hiç gitmek istemiyorum. Evden ayrılmak benim için de zor. İlk defa ayrılıyoruz. Nasıl dayanacağız bakalım. Buna dök, buna dök. Hadi bakalım. Hayrola Tekin? Seç, seç. Bedavacı seni. Bedavacı, bedavacı. Ne o Tekin? Bedavacı, bedavacı. Ne kadar iyisin. Ne kadar düşüncelisin. İşte talihin ya ben. Soy. Neyle soyayım? Barnağı mı? Bak. Bak. Böyle. Dur. Böyle, ne yaptın? Böyle. Bıçak al da gel. Bıçak al, rezil ettin portakalı. Mutfaktan mı? Mutfaktan. Yedek birer de çarşaf koyayım. Yat yaban yerlerde, ne yaparsın, nasıl edersin? Her dakika, her saniye seni düşüneceğim. Aman anne. Ne kadar acıklı hale getiriyorsun. Ne pahasına olursa olsun oku diyen sen değil misin? Öyle ama... Hasretine gene de dayanamayacağım. Bölümü hiç sevmedim. Bu sene kursa gidip tekrar sınavlara girsem mi diyorum. Ya kazanamazsam? Kazansam bile bir yılın gidecek. Bir an önce hayata atıl kızım. Thank you.
Bunları atıver makineye, ben de geliyorum. Suya ihtiyacın var mı? Sağ ol Ayşe Hanım. Beyiniz mi? Kim? Demin gelip gitti ya. Gelip gitti mi? Cemal? Cemal! Babam mı geldi anne? Bize kızgın. Niye? Malum. Ne düşündün biliyor musun Mahmut? Ne düşündün? Tezyinat işlerini Münir'e yaptıralım. Anlaştığın biri var mı? Olsa ne daha, Münir işin ehlidir. Tamam. Şu sıra işe de ihtiyacı var. Tezyinat işleri ne kadar sürer? Aşağı yukarı bir buçuk yıl sürer. İyi. Böylece Münir'le birlikte çalışmış olacağız. Tepe ilerlemiş. Ne sanmıştın sen? Cemal Usta, biz ne zaman başlayacağız? Haftaya başlarız hayırlısıyla. İçeri girelim. Cer bak, şantiye bitmiştir. Çok çabuk yapmışlar. İyi bir mühendisim var da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İşte Cemal Usta, mühendis efendi budur. İskele ne durumda? Bitmek üzere. Bakalım da. Buyurun. Çıkaracak adamın alnını karıştırırım ben. Yok ya, karıştır da görelim. Çık oyundan, bir şeyden anladığın yok. Okulda da tembelsin zaten. Tembel sensin salak. Asıl salak sensin. Bırak görürsün be, sen. Görelim bakalım. Unutma da al bakalım. Ayırır şunları ya. Görürsün. Kızlar sıkacağım seni. Bırakın be. Asıl salak. Bırakın beni. Göstereceğim ona gidelim. Görüşeceğiz bakalım. Hayırlı işler. Sağ ol. Ah yavrum, şuna bak. Kendi çektiklerin yetmiyormuş gibi çocuklara da sefil ediyorsun Hamid Efendi. Çocuk sandalyede uyuyor. Yazık ayol. Ben uyumuyorum. Bitti mi? Bitti. İnsan şuna bir de boya yapar. Ver boyayı. Düğüne gireceğim dedim ya Hamid Efendi. Oğlum kim yakacak üstünü başını? Gene batırmışsın. Battım sizden yahu. Yuvaya ver, yuvaya. Orada bakım da iyiymiş. Hiç olmazsa bunların derdinden kurtulursun. Sen bakamıyorsun, orada bakarlar. Düşünmek lazım. Yetişemiyorum bunların işlerine. Hadi size iyi günler. Sağ olun. Boya yapıyor musun usta? Geç otur. Sami, boya. Selamun aleyküm. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl oldun bunu? Şükür daha iyi. Bir şeyler gelir de. Yedim de gözüm açıldı.
Yemeğe yemeğe iyice takatten dermandan kesilmişti. Şu pencerede yoğurt çorbası var. Annem gönderdi Münir abi. Sağ olasın. Isıtalım mı? Sağ ol, yine yedim, toku. İşlere de morali bozuldu. Onu konuşuyorum. Hayatımızın bir garantisi yok. Sigorta yok, para yok, düzen yok. Son zamanlarda elim fırçaya varmadı. Çalışmadığın zaman açsın, yarınım yok. Bizim de önemli. Allah sağlık versin de çalışalım. Sen daha önce tezginat işi yaptın, biliyorsun bu işi. Mahmut'la konuştum. Şehzadebaşı'nın tezginat işlerini de sen yap. O da istiyor. Yapacak durumda değilim ki. Canım kaçmıyor ya, düzelince başlarsın. Bilmem ki, o zor iş. Yapabilir miyim? Yaparsın, yaparsın. İyi olur Müdür abi. Orada da beraber oluruz. İş istemiyor muydun? Al sana iş. İyi Alican, sen nasılsın? İyiyim Münir abi. Al yavrum çorba. Kim var evde? Sema var teyze. Bir ihtiyacınız var mı çocuğum? Yok. Olursa bana haber ver. Olur teyzeciğim. İyi akşamlar. Çorba. Üsttekiler getirdi. Yuva neresi abi? Bilmem. Hani babam bizi oraya verecekmiş ya. Verirse versin. Orada ne yapacağız? Ne bileyim ben. Geceleri de orada mı kalacağız abi? Bilmem dedim ya. Bu niye içmiyor suyunu? Biz bak sobayı da yakıyoruz. Ben makarna da yaptım. Nerede yaptın ki? Makarnayı döktüm diye yuvaya mı verecek baba? Nedir benim bu senden çektiğim? El alemin çocuklarından ne istersin? Serseri mi olacaksın ha? Daha yaşın ne başın ne? Sana iyi bir ders vermeli. Aklı başına gelsin. Bir de evde üvey anne istemiyorlarmış. Nasıl baş edeceğim ben sizinle? Dur kaçma! Gel buraya! İsmail efendi. Hayrola Hamit usta. Hayırdır? Beni mi arıyorsun? Bizim oğlan kaçtı. Kaçtı mı? Evet. Niye? İki tokat vurdum diye. Sinirlendi de beni. Gel karakola da haber edelim. Olur edelim. Niye akşamdan tıraş oluyorsun? Sabah çok erken çıkacağım. Peki niye hiç konuşmuyorsun? Benim konuştuklarımı dikkate alan yok ki. Gündüz Neriman Hanım'ı görünce geri dönmüşsün. Bu ev bir usta evi. Asilzade evi değil, bunu unutma. Bu evde temizliği evin hanımı yapar. Gelmesin diye ağzından hiçbir şey çıkmadı ki. İsteklerimiz kesin emir olunca mı yerine getirilecek? Neriman Hanım'ın ihtiyacı var. İhtiyaç sahibine iş çıkarıyorsun ha? Güldürme beni. Karakola haber vermemiz iyi oldu. Ya. Belki de eve gelmiştir. Çık bak bakalım.
Karakol nasılsa onları arayacak. Kız da yalnız kaldı. Hı-hı. Korkmuştur zavallı. Korkar ya. Hadi eyvallah. Hadi iyi geceler. Sema. 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 Beni dövme baba. Üvey anne alır sana. Kızım. Yavrum benim. Seni nasıl dövelim? Nasıl kıyalım sana? Bugüne kadar sizin için canım. Şeyimi size adadım. Üvey ananın evine diye eve kadın bile getirmedim. Benim her şeyim sizsiniz. Ama yetişemiyorum artık be kızım. Kavu tanrıcısı Hamit, çocuklarla analık edeceğim derken babalık da edemez durumlara geldi. Sami, korkma oğlum, korkma. Gel, gel hadi. Gel. Emekliliğim az kaldı. Sonra ne yapacaksın İsmail Efendi? Bilmiyorum ki. Para yok, pul yok, geçim zor. Moralim bozuk yani. Hele bir emekli ol da düşünürüz. Allah razı olsun. Yahu gelsenize, dışarısı soğuk değil mi? Yok. Dışarıda hava daha güzel. Bebek bebek. Dikkat. Canım bu ne böyle? O ne dedi, o ne dedi? Çık. Bunu bir şey yapayım lan şimdi. Geç. Dedin. Bebek bebek. Mahmut Bey geliyor. Bu ne hal Mahmut Bey? Ne olmuştur halime? Sen de olup bitenden niye haberimiz olmuyor? Günahımı alaştınız benim. Torunumdur da. Canım maşallah. Niye alıyor bu? Her şey aklımıza gelirdi de senin torun gezdiricin aklımıza gelmezdi. Yatırım yap ayrım. Büyüyünce o da dedesini gezdirir. Ooo Mahmut, bu ne bu? Ha bu çocuklar, sen nasıl terzilik ediyorsun be? Görmeyi misin? Çocuk, çocuk da. Ne çocuğu be? La ilahe. Kız çocuğudur da. Torun. Ula buna sebep olan siz değil misiniz be? Ne çabuk unuttunuz ha? Ama Allah sizden razı olsun. Torun sevgisi başkaymış. Onu bana ver, onu bana ver.
O buyuncaya kadar akıldan ursan onu sağ vereceğim söz. Ya desene senin torun şimdiden evde kaldı. Münir daha gelmedi. Dükkana girdi. Ya. Geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş olsun. Bayağı düzelmişsin. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Böyle mi gideceğiz? Tabii de. Böyle gideceğiz. Onu bana ver, onu bana ver. Bunları da kolyeye koyalım. Alırız anne onlardan. Kızım almakla başı olur mu? Bunları lazım olur bir gün diye kaldırmıştım. Kullanmaya kıyamadığın şeyleri bana veriyorsun. Senden daha mı değerli kızım? Çay olmuştur herhalde. Hadi çayı koy da kadın bir soluklansın. Tamam. Genç yaşta dul kalmış kadıncağız. Fakir, sıkıntıda. Ev kirasını bile ödeyemiyormuş. Bir evinin delici gidiyormuş, oradan da çıkarmış. Çocuğu da var. Kadın olmak zor. Gururlu da bir kadın. Kimseden yardım kabul etmiyor. Ben de 3-5 kuruş katkısı olur diye temizliğe çağırdım. Kendi anlatsın da bir dinle. Babama niye açıklamadın? Biraz söylemeye çalıştım. Kestirip attı. Dinlemedi. Bilse karşı çıkmazdı. Anlatsaydın. Bilmem. Ben de anlamasını bekledim. Böyle yapınca da güzeldi. Bir iyilik yapacaksak yüreğimizde tutmalıyız. Bu bizi ruhen arıtır Zehra. Kocan dahi olsa bazı şeyleri söylemek istemeyebilirsin. Anlamasını beklersin. Senin gibi bir annem olduğu için övünüyorum. Hadi çayı götürelim. Neriman Hanım yoruldun. Hadi biraz dinle. Ben yaparım. Hadi canım. Zahmet ettiniz. Ne zahmeti canım? Bu biraz demin olmuş. Aa, açık mı severdiniz? Ben biraz su koyayım. Gelin ben açayım. Hamid, ha nereden geleysin? Hastaneye götürdüm. Canı pasta falan istemiş de. Helal olsun sağ. Hem babalık edeysin hem analık edeysin. Ne yapsın garip? Sefilliktir bununki be. Evlensin kardeşim. Hakikaten sana birini bulalım Hamid. Yok sağ olun. Ya ama kardeşim Hamid. Ne olacak peki böyle? Hayırlısı. Bekar kalıp da hayırlısı olacağına evlen de hayırlısı olsun da. Çocuklarımı üvey ana getirmek istemiyorum. Her üvey ana kötü olur diye bir kanunu var ya. Hı, öyle ya, insanın iyisi var kötüsü var. Sonra çocukların var. Senin bakıma ihtiyacın var. Helal süt emmiş birini bulalım sana. İstemem diyordu ha. Ben olacağım da karısız bir gün duracağım ha. Neyse. Hoşça kalın. Sen bunu düşün gene de. Yalnızlık Allah'a mahsus unutma. Ben bunun aklına tırp sıkarım. Neriman Hanım. Eline sağlık. Sağ olun. Yine geç oldu. İnsanların bakışından, geceden, yalnızlıktan iyice bıktım Ayşe Hanım. Bazen niye yaşıyorum diye soruyorum. Bir kuru boğazı doyurmak için yaşamak ne manasız bir şey. Öyle söyleme. Çocuğun var. Analar çocukları için yaşamak zorundadır. Öyle. O da olmasa ne yapardım bilmem. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nurman teyze. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Temizlik biraz uzadı da.
Neyse, iyi akşamlar. Bu saatte bu kadının ne işi var sokaklarda? Ne yapsın, çocuğu var. Sonra sen kocasını tanır mıydın? İyi adamdı, Allah rahmet eylesin. Adam gitti, kadın bitti. Çırpınıyor zavallı kadın. Abi, o kafesi oradan çek. Tamam, bitsin şu. Oğlum, Sema'ya yardım etsene. Hiçbir işe yaradın yok. Baba bak, sofrayı da kurabiliyorum. Üvey anne almayacaksın değil mi? Yok kızım, onu da nereden çıkardın? Hani o kadın dedi ya. Unutamadınız şu kadının söylediklerini. Siz hiç üzülmeyin yavrum canım. Ben istemediğiniz bir şey yapmam. Evet, çorbalar soğumasın. Hadi buyurun. Hadi Münir, hadi oğlum. Ben tokum yemeyeceğim. İyice düzelmişsin maşallah. Şükür kalktım. Münir şöyle geç. Ben çok acıktım anne. Hadi oğlum. Caminin içi soğuk. Çalışırken yeniden üşütme Münir. Kuvvetli giyinirim. Münir abi, sen niye bize seyrek geliyorsun? Davetsizleri kimler gider Ahmet? İlahi Münir, amma laf ettim. Burası kendi evin Münir Bey. Sen bizim kardeşimizsin. Biliyorum, şakaydı. Zehra, sen ne zaman gidiyorsun? Yakında. Sorma, günü geldi. Bu bizim ilk uzun ayrılığımız olacak. Siz niye oturmuyorsunuz? Hele siz iyiye durun. Atlasımı hala almadım. Öğretmen kızıyor. Alacağım kızım. Ev kirasını ödeyip onu da alacağım. Babamı çok özledim. O da bizi özlemiş midir? Evet Esra. Bir gün ona kavuşacağım. Nasıl? Ölüler dirilmez ki. O bize gelmedi. Biz ona gideceğiz. Ben ölülerden korkuyorum. Korkma. Hiç korkma. Ama babamdan korkma. Yavrum benim. Bittim kızım. Hadi Ahmet, indirelim oğlum. Ben de indireceğim. Soğuk olur. İçine o koyduğum yünlülerden değil olur. Peki anne.
kadar zor ayrılacağımı hiç düşünmemiştim. Kendine iyi bak kızım. Sen de anne. Ana kız, bu ne sevgi? Hadi Zehra, hazır değil misin daha? Hazır, hazır. Annen gelmedi mi? O aşağıda. Hadi biz de inelim. Zehra. Efendim anne. Bu da eline al. Yorgunum. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet ben. Çok mu şaşırdın? İçim geldi. Bana haksızlık et. Hem bana hem çocuklarımıza. Ben kimseye haksızlık etmedim. Bayağı çökmüşsün. Seni niye ilgilendiriyorum? Beni hiç affetmedin. Artık karı koca değiliz ama hala ortak bir bağımız var. Çocuklarımız. Onları çok özledim. Hiçbir mektubuma cevap vermedin. Neden? 5 yıldır. Tam 5 yıldır çocuklarımdan haber alamıyorum. Onlara öldüğünü söyledim. Öldüğünü mü söyledin? Nasıl yaparsın bunu? Ne yapacaktım? Annemi sizi bırakıp Almanya'ya kaçtı mı diyecektim. Çocuklarımı da seni de bırakmadım. Asla. Hayat şartlarımızı düzeltmek için bir fırsat yakaladım. Oysa ne kadar yalvardım. Gideyim de sizi de aldırayım diye. Karşı çıktım. Tamam. Sonra niye boşadın beni? Git kadın. Yıllar sonra gelip beni çileden çıkarma. Yok. Sana yalvarmaya gelmedim. Hem yeniden evlendim. Kocam var. Duymuşsun bunu. Zengin ve iyi bir adam. Allah mesul etsin. Buyurun. Çocuklarımı bana ver. Düzenli bir hayatım var. Bunu aklından çıkar. Veremem. Hamit, ben evliyim, sen değilsin. Mahkemeye başvuracak olsam çocukları kesin ben alırım. Böyle olmasın. Ver onları. Onları kimseye. Hele sana asla vermeyeceğim. Onlarsız yapamam. Çok özledim. Kokuları burnumda. Hayır. Şimdi git. Onları bana ver. Onlar senin, bilmiyorum. Sen de onları unut. Daha tren kalkmıyor. 15 dakikası var. Şu eşyaları falan bir yerleştirelim. Hangisi baba? 8. Bundan önceki. Ne kadar zamanda gidiyor bu? Ankara'da aktarma olacak. İşte 32 saat falan sürüyormuş. 2,5 saat falan da Ankara'da bekliyormuş. Cemal Bey, burası. Ben şunları bir yerleştireyim. Hadi biz de yeri bir görelim. Kaç numara? 7, 8, 9, 10. Burası. Yeah.
Tren yolculuğunda ayrı bir tadı var. Evet öyle Ahmet. Aman kızım kendine dikkat et. Telefon et, mektup yaz. Gözümüzü yollarda koyma. Olur anneciğim. Mümtaz Bey, yengenin gitmesi sizin için de zor olur. Öyle ama kızımız için katlanacağız. Lütfen dikkat. Erzurum'a gidecek Doğu Ekspresi 5. yoldan hareket etmek üzeredir. Sayın yolcularınıza hadi. Duyurun. Hadi artık. Hadi. Güle güle. Güle güle. İyi yolculuklar. Hepinizi çok özleyeceğim. Ah, Ali, Ahmet. Güle güle. Biz de seni çok hoşça özleyeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Lütfen dikkat. Erzurum'a gidecek Doğu Ekspresi 5. yoldan hareket etmek üzeredir. Sayın yolcularınıza duyurulur. Hoşçakalın. Dikkat et oğlum. Merak etme. Sivas'ı geçtik. Biliyor musun baba? Annemi böyle bırakıp gitmek içimi bir tuhaf etti. Annende ne var ki? Annemi kırdın. Farkında değil misin baba? Haksız değilim kızım. Ama senin bilmediğin bir şey var. Ne o? Kadın işinden olmuş. Ev kirasını veremeyecek kadar yoksul düşmüş. Annem çok düşünceli bir kadın. Onuru kırılmasın diye para yerine iş verdi. Yani senin ayrılığın temizlikçi... Hayır. Sen lafın sonunu dinlemedin baba. Ben başka şeyler düşündüm. Evet. Annemin kırgınlığı da işte o yüzden ya. Babanın anlamasını bekledim dedi. Neriman Hanım zor durumdaydı baba. Ve annem sadece ona yardım etmek istedi. Oysa sen... ince bir insansın baba. Kadın daha incedir Zehra. Biz bazen her şeye kendi penceremizden bakıyoruz. Kırıldığımızı hep fark ediyoruz da... kırdığımızı fark edemiyoruz. Ne kadar güzel söylediniz Cemal Bey. Yataklarınızı açayım. Aslında gece hiç uyumadan hep dışarıyı seyretmeli. Erzurum ne kadar uzakmış baba. Ben bir sigara içeyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel hemen.
Bir şey konuşacaktım da. Hayır mı? Hayır, hayır. Sen git bakayım. Hani geçen günü... Hamit, bir şey mi var? Geçen gün sana birini bulalım demiştiniz ya. Varsa bulun. Ne oldu? Niye birden karar değiştirdin? İşte. Sende bir şey var. Saklama. Karım geldi. Karın mı geldi? Ne istiyor? Evlenmiş. Evlensin. Sen bekarsın. Dava açarsam çocukları alırım diyor. Bana birini bulun. Olur, olur. Çocukları alacağım diyor. O kolay değil. Neyse, bakarız. Cemal'e falan da söyleyelim. Sağ ol. Hadi. Nedir bunun derdi de ha? Eski karısı gelmiş. Bu karıya hala yanıktır bence. Olabilir. Çok severdi karısını. Belki de o yüzden evlenmiyordu. Bu Hamit kalıbının adamı değildir. Endamına, cüssesine, pos bıyıklarına bakan da bunu bir şey sanır. Hislidir içi, zayıftır. Ben de evleneceğim, ben de evleneceğim. Bir sen eksik dur. Bir de. Babam geldi. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk Ali'yim. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Hadi bakalım çocuklar, salonu boşaltın. Annenizle yalnız konuşacağım. Ne yani? Bunu çok mu görüyorsunuz? Keratalar, çıkın. Çıkıyoruz baba. Bu ne? Bir demet özür. Sen benim başımın tacısın. Sevgilim, çocuklarımın anası, her şeyimsin. Hatalı kaldım, beni bağışla. Neriman Hanım için düşünceli davranışların beni çok etkiledi. Cemal. Bizim ayakkabıcı Hamit var ya. Ne kadar zamandır söylüyoruz evlen diye. Çocukları falan perişan. Evlenmesi lazım. Bana geldi. Çok kederliydi. Evlendirin beni diyor. Yardımcı olalım, sevaptır. Karısı gelmiş geçenlerde. Çocuklarını istiyormuş. Karım evli diyor. Mahkeme çocukları evli olan tarafa verirmiş. Onun için mi evlenmek istiyor? Karısını da seviyor galiba bu adam. Dur bakalım. İsabet. Ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Şu Erzurum'dan bahsetsene biraz bana. Çok soğuk. Bizim kız da soğuğa hiç dayanamaz. Ne yapacak bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Ahmet Usta, çocukları niye getirmedi? Onlar alışıktı. Evde kendi başlarının çaresine bakabiliyorlar. Benim kız da öyle. Sizin kız kaç yaşında? 11. Allah bağışlasın. Cemil cümlemizdik. Ne yiyor sana? Neriman Hanım türlü yaptı. Neriman Hanım, elinize sağlık. Bayılırım türlüye.